Herkese merhabalar, şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için poğaça tarif hazırladım. İster çay saatlerinize, ister kahvaltı sofralarınızı eminim ki çok yakışacaktır. O kadar lezzetli oluyor ki anlatamam. Sizlere bekletmek istemiyorum. Tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Tabağımın içerisine bir su bardağı ılık su alıyorum ve bir su bardağı ılık süt alıyorum ve bir paket in instant maya, buçuk yemek kaşığı şeker ve yarım çay bardağı sıvı yağ. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve 2 adet yumurta. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Sonrasında hemen unumu ilave ediyorum. Toplamda buçuk bardak un kullandım. Un miktarı herkesle değişiklik gösterebilir. Lütfen azar azar kullanalım ve bir tatlı kaşığı tuz kullanıyorum. Tuzu mayayla e, birleştirmeyelim çünkü maya hiç tuzu sevmez. Mayamızı e, aktif haline getirmeyebilir. Onun için mutlaka onunla birlikte on, tuzumuzu ilave edelim. Unumu azar azar ilave ediyorum ve elimle güzel yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzu ne kadar güzel pürüzsüz bir hamur yaparsak o kadar güzel poçalarımız olacaktır. Öncelikle tabağımın içerisinde güzel bir şekilde toparlıyorum. Sonrasında tezgahımın üzerine alarak 3 dakika boyunca güzel, pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğuruyorum. Hamurumuzu yumuşak bir hamur yapalım. Hafiften elimize yapışırsa olabilir ama lütfen sert yapmayalım. Aksi halde poğaçalarımız da sert olacaktır. Lütfen önemli püf noktaya dikkat edelim. Ve hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra hemen toparlıyorum. İnanılmaz derecede güzel bir şekilde yoğruldu. Ee, bakın kabarcıklar da oluşmuş üzerinde. Hemen mayalanmaya bırakıyorum. Tekrardan tabağımın içerisine alarak ve üzerini temiz bir örtüyle ile örterseniz daha hızlı bir sonuç elde edersiniz. Hamurumuz iki katına çıktıktan sonra hemen e, hamurumuzun mayasını alıyoruz. Ve ben elime yapışmasın diye hafif bir şekilde yağ sürdüydüm elime. Sizler de dilerseniz e, öyle yapabilirsiniz. Daha pratik bir şekilde oluyor. Ve hamurumuzun güzel bir şekilde mayasını alalım ki e, pişerken maya kokusu e, gelmesin. Sonrasında hemen silindir haline getiriyorum ve kesme aşamasına geçiyorum. Toplamda 12 adet poğaça elde ediyorum ama orta bir boyutta oluyor. Eğer isterseniz 16 adette çıkabilir bu ölçekte. Ve beze yapmaya geçiyorum. Bezelerimizi yaparken mutlaka pürüzsüz yapalım. Üzerini ve altını aynı şekilde pürüzsüz yaparsak poğaçalarımız çok daha pürüzsüz güzel bir şekilde olacaktır. Ve eğer beni bu kısma kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve küçük dahi olursa bir yorum bırakırsanız kanalıma destek olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler. Hepsini e, beze haline getirdikten sonra tabağımın içerisine 2 yemek kaşığı e, sıvı yağ ilavesi yaptım ve e, bezelerimi içerisine alıyorum. Sonrasında üzerlerini yağlıyorum. Her tarafına gelecek şekilde yağladım. Ve yaklaşık e, 5 veya 10 dakika bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda bakın ne kadar ne kadar güzel bir şekilde e, dinlenmiş. Böylece e, açmamız çok pratik bir şekilde olacaktır. Tezgahımın üzerine alıyorum ve güzel bir şekilde açıyorum. Pasta tabağının büyüklüğünde açtıktan sonra hemen iç malzemesini e, ilave ediyorum. Ben kaşar peyniri kullandım. Dilerseniz lor peynir veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Eminim ki çok yakışacaktır. Sonrasında hemen rula haline getiriyorum. Ve böylece bir kenara alıyorum. Ve sizler için hemen bir tane daha yapmak istiyorum. Daha net olsun diye. Dediğim gibi hamurumuz ne kadar güzel bir şekilde dinlenirse o kadar güzel bir şekilde açılacaktır. Ve aynı şekilde iç harcını ekliyorum. Dilerseniz e, tabi bu arada sade de yapabilirsiniz. E, çok güzel oluyor. Ve hemen bunu da rula haline getiriyorum ve bir kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde yaptıktan sonra şeklini vereceğiz. Bu sayede hamurlarımız dinlenmiş oluyor ve güzel bir şekilde açılması pratik oluyor. Bu kadar açmamız yeterli. Şimdi hemen e, şeklini vermeye geçiyorum. Aslında şekli gayet basit. E, hatta sizler için 3 tane gösterdim ki e, aklınızda hiç soru işareti kalmasın daha net bir şekilde e, bulunsun. Öncelikle rula yaptığımız hamurları gördüğünüz şekilde açıyorum ve e, şeklini veriyorum. Aslında çok basit gerçekten. Sizlerde eminim ki bir 2 yaparsanız eliniz alışacaktır ve çok hızlı bir şekilde bitireceksiniz. Gerçekten ben yarım saatin içerisinde hamuruma mayalandıktan sonra tabi yaptım ve bitirdim. Fazla zamanımı da almadı. Toplamda bir saatin içerisinde gerçekten çok güzel poğaçalar elde edebiliyorsunuz. Öyle gerçekten sabahtan akşama kadar uğraşmak yok. Üstelik şekilleri şahane, gerçekten çok muhteşem görünüyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir poğaça tarifidir. Gerçekten hiç pişman olmayacaksınız. Eğer denediyseniz geri dönüşüm yapmayı unutmayın lütfen yorum kısımlarına. Ve yaptığım poğaçalar hepsini tepsimin içerisine aldım ve üzerlerini kapatıyorum yaklaşık 25 dakika bekletiyorum ve üzerlerine sürmek için yumurtanın sarısını kullandım ve 2 yemek kaşığı süt kullanıyorum ve üzerlerine nazik bir şekilde sürmeye başlıyorum bu aşamadan sonra lütfen e, havalarını almamaya özen gösterelim aksi halde e, poğaçalarımızda sönme olacaktır ve süslemek için ben haşhaş kullandım çok yakıştı Dilerseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz 180 derecede yaklaşık 30 dakikamızı alıyor kontrollü bir şekilde pişirin lütfen her fırında değişiklik gösterebilir mutlaka ve şunun güzelliğine bakar mısınız Gerçekten tane tane kabarmış ve hiçbir şekilde hamurlaşma yok üstelik yumuşacık tadı da oldukça güzel Poğaçalarımızı buzlukta muhafaza etmek istiyorsanız ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen buzdolabı poşetlerine alıp ve buzla atabiliyorsunuz. Gerçekten ilk yaptığınız gibi taze kalıyor. Bir sonraki videomuzda Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.